Çocuklarda lenf bezlerinin büyük olarak e, hissedilmesinin yanı sıra yapılan ayrıntılı bir fizik muayenenin de tabii ki çok önemi var. Sadece tek başına lenf bezlerine bakmıyoruz. Eğer muayene bulguları arasında çocuğun enfeksiyon geçirdiğine delalet eden bir e, bu, bulgu varsa, biz direkt olarak bu lenf bezi büyümesini önce enfeksiyona bağlıyoruz. Böyle bir durumda enfeksiyonu tedavi ediyoruz ve lenf bezinin de tabii buna bağlı olarak enfeksiyon iyileşirken küçülmesini bekliyoruz. Eğer bir enfeksiyon bulgusu yok ise o zaman diğer hastalıkları araştırıyoruz. Bu lenf bezi niye büyümüş olabilir veya hani büyümüşse de bizim patolojik olarak adlandırdığımız bu boyutları e, aşmış mı? Buna bakıyoruz. Eğer böyle bir durum varsa o zaman bazı kan tetkikleri istiyoruz. Ee, bahsetmeye çalıştığım kanser hastalıkları açısından, kolajen doku hastalıkları açısından, depo hastalıkları açısından bazı kan testleri istiyoruz. Bazen iltihabi hastalıklar açısından işte kan sayımı, periferik yayma efendime söyleyeyim sedimantasyon testi, CRP gibi tetkikler istiyoruz. E, bu testler eğer hiçbir sonuç vermezse ve beraberinde yaptığımız görüntüleme tetkiklerinde de lenf bezinin e, patolojik boyutlara e, erişmiş ol, olduğunu anlarsak o zaman lenf bezinden biyopsi yapmak zorunda kalıyoruz ve bu elde ettiğimiz lenf bezi materyalini de patolojiye yönlendirerek o oradan gelecek sonuca göre tedavimizi şekillendiriyoruz.